Selamun Aleyküm. değerli arkadaşlar. Demir Motor'dan herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar size kısa bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Şimdi motor m 170 geldiğinde Rolanti çalışmıyor diye müşteri getirdi. Çalıştırında hafif bir tekleme olduğunu fark ettim. Ee, dışarıdan baktığımda bujiyi sökecektim. Bujiye bakacaktım. Bu işlemlerde ilk önce bujiye bakılır. Dışarıdan baktığımda bujisi yeşleni sıfır takılmış. Yani şuralardan belli oluyor zaten. Şöyle kapattığınızda belli oluyor. Yani yine takılmış. Bir söktüğümde bakın, şöyle ışığı da yakalım. Şuradaki fincanın bakın iç parçası kırılmış. Kırıldığı için ateşlemede düzensizlik yapıyor ve teklemeye neden oluyor. Şimdi bu olabilir. Yani yeni buji taktım. İlkten iyiydi sonradan gene tekleme yaptı derseniz gene bujiye bakın böyle başınıza gelebilir. Diğer bir sorun nereden olabilir? Araya çapak gelebilir, kurum yapar. Şu araya küçük bir çapak girer, ateşleme elektrotlar arasında kurum, küçük çapak gelir. Bundan da tekleme yapabilir. Peki burada problem yoksa bobin mesafesi e, uzaktır. Ama daha önce bir şey yok diyorsanız bobin artık zayıflamaya başlar. E, çalışmasında sıkıntı olur. Yani arıza arıza yapacak demektir. Bobin sıfırlaması yaparsınız. Bobini onu da başka bir videoda gösteririm kanalımda vardı sildim mi daha önce bilmiyorum bazı videoları silmek zorunda kaldıydım e, bobin sıfırlaması yaparsınız bilmeyen arkadaşlar olsa yorumlara yazsın onu da detaylı şekilde göstereceğim bu şekilde kablodan kablolarını bobin kablosunu e, giden kabloları kontrol edersiniz herhangi bir yara var mı bir videom var arkadaşlar kanalıma bakın oradaki bobin kaçağını işte tespit nasıl edilir gibi oraya bakarsınız stop Fişini iptal edebilirsiniz. Bobin içeriden arıza yapar. Stoptamış gibi zanneder. Ee, tekleme yapar. Bir sürü nedeni var. ya Bunu direkt size şu di diyemem. Çeşit çeşit tekleme sorunları olabilir arkadaşlar. Ee, örnek denk gelince sizlerle de paylaşmak istediğim bu şekilde bujinizde sıkıntı olabilir. Yeni buji oluyor. Yeni bujilerde kesik çıkabiliyor. Yeni buji taktığınızda ee, arıza düzelmediyse muhakkak farklı bir buji takıp da deneyebilin. Hatta şöyle bir şey var. Bazı bobinler, bazı motorların bobinleri hatta arızaya yönelik artık kesti kesecek gibi e, bobinler oluyor bazen. Bunları farklı bujilerle düzeltebiliyorsunuz. E, çok detayı var. Dediğim unsurlara dikkat ederek elinizden geliyorsa yapın yapamazsınız. Muhakkak bir ustaya götürme, götürmeniz gerekiyor artık. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.